Şöyle bir şey aldım. Veniş. Sevişmişken, başarmışken, büyüyü bozmuşken, her ne kadar seks hayatım 65 yaş üstü emeklilerin 3 aylık maaşı gibi 3 ayda bir olsa da ömrüm hayattayım. Şu kaynakçı gözlüğüme yaptıklarına bak baksana abi. Kaynak buram efendim. Dız. Ülkeden ayrılma vakti. Kaçıyoruz. Arkadaşlar hatırlıyorsanız 2,5 ay önce Patagonya seyahatime başlamadan önce Buenos Aires'te bir evde kaldıydım ve ev sahibim bana gitmeden önce masaj falan yaptıydı. Furkan gitme benle kal falan dediydi. Ben ise salak gibi yok ben gideceğim. Penguenleri göreceğim. Buzulları göreceğim. Patagonya'yı bitireceğim gibisinden. Salak gibi gittiydim o suya. La bambaya. Ama bir dönüşü vardı. Sağ olsun döndüğümde beni davet etti. Gene 2-3 gündür burada konaklıyorum. Gene masajımı, şefkatini, öpücüğünü falan eksik etmiyor sağ olsun. Ne oldu lan kamera bir anda gitti geldi. Allah Allah gene bozuluyorum. Yapma bir şeyle kardeşimsin dayan dayan lütfen dayan. Ama artık Arjantin'den ayrılma vakti. Çünkü Arjantin'e karşı heyecanımı kaybetmiş durumdayım. Her şeyini çözdüm. Neredeyse her şeyini öğrendim. Hiç zorlanmıyorum. Ve bu benim için sıkıcı. Ben çünkü tekrar sudan çıkmış balık hissiyatı yaşamak istiyorum. Kaos istiyorum. Keşfetmek, öğrenmek, zorlanmak istiyorum ya. Allah kolaysa ben köyüne dönsün abi. Bizim kolayla işimiz yok yani. Şimdi ise artık planımı yaptım. Arjantin'den ayrılma vakti. Biliyorsunuz arkadaşlar 15-20 gün önce çok şükür ki en büyük hayalim olan penguenleri görmeyi başardık. Ve bunu beraber başardık. İyi ki varsınız her zaman olmaz dileğiyle. O günden beri herkes bana soruyor. Furkan, yeni büyük halinle nereye gidiyoruz, ne yapacağız gibisinden falan. Bu kamera ne oluyor lan? Gidiyor geliyor kardeşimsin lütfen bırakma bizi dayan. Ölme, ölme karabaş lütfen. Allah Allah. Ne oluyor lan bu oğlum elin kolun titremesin lan ne oluyor sana? Şunu bir kapatım açma hele bak 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 kendi kendine. Oğlum ne oluyor? Azerbaycan kameraman mı oldu? Ne oluyor? Kapatıyorum. Gitti. Oh be. Çok şükür vallahi kamerayı açmışız. Abi dedik, baba dedik, etme eyleme dedik, öptük, kokladık, gucu gucu dedik. Sonunda kamerayı tekrar çalıştırdık ama eli kol titriyor ha gördünüz. Bu kamera bizi yolda bırakabilir yani şaşırmayın. Ama onunla mı uğraşacak ya? Bırakırsa bıraksın baba. Bizim kimseye vallahımız yok çok şükür abi. Ne olacak benim bu kendi kendime motive etme durumları ya. Dediğim gibi canım ailem son 15-20 gündür tüm herkesin penguene kavuştuktan sonra bana sorduğu tek bir soru var. Furkan şimdi ne olacak? Nereye gideceksin? Ne yapacaksın? Yeni hayal ne gibisinden filan. Vallahi ben de bunu düşünüyorum. Son 15-20 gündür her kafamı yastığa koyduğumda kendimi çok farklı yerlerde ve çok farklı şekillerde hayal ediyorum. Ama hiçbiri artık beni kıpır kıpır etmiyor. Elim ayağım zangır zangır titremiyor. Vallahi ya. Ne yapabilirim yani? Şımarık bir çocukmuş gibi görünmek istemiyorum. Şükürler olsun ki mükemmel bir hayat şartlarına sahibim. Sizlerin sayesinde. Allah razı olsun. Çok iyi her şey. Ama hayata bakış açım değişti. Büyüdüm. Olgunlaşmamı engelleyemiyorum ve bu dönemimden inanılmaz keyif alıyorum. Çok güzel. Bundan 5-6 sene önceki hayallerimi düşündükçe diyorum ki ay Furkan yazık oğlum sana. Benim 5-6 sene önceki hayallerim neydi? Aman çok zengin olalım. Aman her tarafımız hatunlar olsun. Arağan adam olalım. Merkez biz olalım. Biz siz iş yapamasınlar. Biz olalım. Ben Furkan gibisinden tamamıyla maddiyata ve gelip geçici egolu duygulara teslim olmuş bir boş hayal ürünü. Ha, o zamanlar da çok keyifliydi ama şimdi ise dediğim gibi böyle basit şeyler falan beni artık heyecanlandırmıyor. Dünyevi şeyler ki hele maddiyat. Uf, uf.
Şükürler olsun ki kafamda maddiyata bağlılığı ve aynı zamanda hayatımın işleyiş şeklinde maddiyata bağlılığı bitirdiğim için çok mutluyum. Ha, maddiyata bağlılık maalesef ki kapitalist dünyada asla bitmez. Ama benim demek istediğim maddiyata dayalı, büyümeye ve kazanca dayalı iş yapmıyorum. Benim biliyorsunuz YouTube yapma amacım da sadece aileme biraz destek olayım. Hayatta kalayım yani. Yeter ya. Anamlar öyle trilyonlar. Çok şükür ki çok küçük yaşlarda çok güzel paralarla tanıştığım için bu duygumu çok güzel terbiye ettim demeyeyim. Terbiye ettiler kaybede falan. Çok şükür ki öğrendik ama. Şimdi ise hayallerim çok farklı. Yani sizler sayesinde Allah razı olsun dünyadaki her ülkeye gidebilirim. Bu borç da olur, harç da olur, cart da olur, yurt da olur. Ama gidebilirim ki şükürler olsun ki buna Antarktika da dahil. Ama hiçbiri beni eskisi gibi heyecanlanmıyor. Çünkü benim hayalim değil onlar. Ben dünya gezmek benim hayalim. Yeni insanlar tanımak, yeni kültürler, yeni yemekler denemek, öğrenmek, insan tanımak ve dünyanın her yerinde bir dost edinmek benim hayalim ve gezmek benim içsel yolculuğuma, hayata bakış açıma, fikirlerimin gelişmesine çok yardımcı olduğu için seviyorum. Ama dediğim gibi artık o ülkeye gideyim, bu ülkeyi görmezsem yaşayamam, aman o dağ gelsin benim götüme girsin, aman o gölde yüzmedim gibisinden. Yah be! Yani bu şımarıklıkta falan değilim yani artık. Öyle kafamı yastığa koyduğuma beni ne mutlu ediyor biliyor musunuz? Şöyle kocaman bir karavan. Annem, babam ve ben. Hiç bitmeyen yol. Sonsuz huzur. Bunu istiyorum. Bu zamana kadar ki gezdiğim tüm ülkelerde aileme rehberlik etmek istiyorum ki başka bir ülke görmesem falan da olur yani. Ama tabii ki de görmek istiyorum ki umarım herkes de görür. Bundan çok keyif alıyorum çünkü. Sadece demek istediğim aman o yol aman öyle bir şey yok ya. Ne oldu ya? Ne oldu ya? Bir kendimize gelelim yani. Adam da doğmuş bir insan. Aman hayır. Amerika'yı görmezsem gözüm açık gider. Japon kültürünü yaşamazsam ben nasıl yaşarım bu hayatı? Öyle bir düşünceler falan yok yani. Hiçbiri umurumda değil. Dediğim gibi sadece seviyorum ama tek hayalim ailemle gezmek istiyorum ama o da olacak inşallah. Her şeyin zamanı gelecek. Dediğim gibi inşa ediyorum hayatımı, hayallerimi inşa ediyorum ve gün gelecek. Gün gelecek. Şu an onun için tırmanıyorum. Evimden 11-12 bin kilometre ötede yaklaşık 1,5 seneden fazladır. Ailemden uzak kalmamın hepsinin bir sebebi var. Hepsini inşallah Rabbim bana sağlık, aileme sağlık, uzun ömür sizlere versin. Her şeyi başaracağım. Sadece 24 saat çok kısa yetmiyor. Ve dünya bir küçülmüyor yani ama halledeceğiz. Ama yine de çok güzel, keyifli bir rotam var. Yaşamayı çok seviyorum. Göstermeyi, sizlerle bir bağ kurmayı falan seviyorum. Ama bu seferki 3. sezonki rotamda sizden bir isteğim olacak. Onu birazdan açıklayacağım. Şimdi biliyorsunuz ben editte Photoshop'ta böyle uçakları dünya haritasından koyamadığım için bu sefer de gene dünya haritasını çizdim. Ama A4 kağıdı bulamadığım için üzerinize affet, dün yediğim pizzanın kapağına böyle dünya haritası çizdim. Güney Amerika'nın daha doğrusu. Ve o kadar güzel çizmişim ki gerçekten aşık oldum. Bakın arkadaşlar şurada cızık olan ve bizlik değil yazan Şili. El yazdığım Arjantin. Şuradaki kahpe yuvası ise İngilizlerin zamanında hile hurda kaşmerto şerefsizlikte Arjantin'e çöküp aldığı ada. Şu yukarıdaki büyük yer Deccal yazan Brezilya. Şuradaki kara para yazdığım yer ise İsviçre gibi kara para aklandığı Uruguay. Kıtanın en pahalı ülkelerinden biri. Şurada çiftçi olarak yazdığım yer ise Paraguay. Çünkü biliyorsunuz Paraguay Güney Amerika kıtasının tarım yükünü taşıyor. Onun yanındaki yer Gariban. Tam bizlik olan Bolivya. Onun yanındaki ise İnka İmparatorluğuna saygımdan İnka diye adlandırdığım Peru. Onun üstünde Patron diye adlandırdığım yer Escobar. Kolombiya, onun üstündeki tehlike dediğimse
Venezuela. Şimdi böyle bir harita var elimde ve gerçekten baktıkça imreniyorum. Ay ne kadar güzel çizmişim ben ya. Biliyorsunuz arkadaşlar, ben yaklaşık 13-14 ay Brezilya'da geçirdim. Sonrasında yaklaşık 4 aydır da Arjantin'deyim ve aşağıdaki Şili'nin birkaç şehrine de girdim. Çok şükür ki bu güneyi, bu tarafını tamamen temizledim. Şimdi ise yeni sezonumuzda inşallah 44. ülkem Uruguay'a feribotla geçeceğim. Bir süre Uruguay'da takılacağız. Daha sonrasında da tekrar Arjantin'e girip Salta'da renkli dağları gördükten sonra gariban memleketi Bolivya'ya gireceğiz. Orada çok güzel köylere uğrayacağız. Daha sonrasında da görmeyi en çok istediğim yer olan Peru'ya geçeceğiz ve inşallah Machu Picchu'yu göreceğiz ve 3. sezonda orada bitireceğiz. Ama dediğim gibi bunlar benim göreceğim ve size göstereceğim yerler. Ama Machu Picchu harici hiçbir yer beni böyle heyecanlandırmıyor ki açıkçası. Yani Machu Picchu da tamam çok güzeldi. Falan öyle değil. Ben her zaman dediğim gibi ben gördüğüm şeyin peşinde değilim. Ben yaşadığım ve hissettiğim şeyin peşindeyim. Bunların hepsini geç. Benim bu önümüzdeki aylarda gideceğim 4 ülkedeki tek amacım ve hayalim 4 tane kardeş edinmek. Ben aradığımda aman Furkan kardeşim buyur kardeşim desinler. Ben gittiğimde veya benim referansımda bir dostum, ailem, kardeşim gittiğinde ben varmışım gibi, benmişim gibi ağırlasınlar. Bu bana yeter. Tek hayalim bu. Machu Picchu'ymuş, yok yok kuşağıymış, yok Bolivya'ymış. Aman! Benim amacım insan kazanmak, dost kazanmak. Ben seviyorum, bunu seviyorum. Öteki yorumda bu arada çok sıcak. Patagonya soğuktu. Oraya da ben değil. Bu arada çok güzel. Bu 35-36 derece yatamıyoruz. Gerçekten çok sıcak yani. Dediğim gibi arkadaşlar bu. Ama her zamanki gibi benim bu ülkeler hakkında bildiğim tek şey bayrakları ve konumları. Belki Bolivya bayrağını falan da bilmiyor olabilirim açıkçası yani. Ötekilerini de Dünya Kupası'ndan falan biliyorum yani. Ya da çok günümüzde şeylerden falan yani biliyorsunuz. O kadar kültürlü bir çocuk değilimdir. Ama sizden isteğime gelecek olursam ben sizin Güney Amerika'daki eliniz, kolunuz, gözünüz kardeşinizim. Varsa bu bölgede buradaki yerlerde hayallerinizi görmek istedikleriniz lütfen yazın ve deyin ki Furkan kardeşim ben şurayı görmek istiyordum ama maalesef ki bana nasip olmadı. Lütfen orayı bana gösterir misin? Ben de bakayım aa bu ne güzelmiş abi abla anne baba hep beraber gezelim tadını çıkartalım. Bizim kimsemiz yok ha. Biziz. Bir de ben yani. O yüzden siz görmek istediğiniz yerler söyleyin. Ben de orası da eş dost edinim orada. Keyfimize bakalım. Şimdi ben harita bitti. Biraz böyle şey olarak kullanıp çok sıcak abi. Yanıyorum ben. Ne oldu? Antropoza mı giriyorum lan? Ne oldu? Allah'ım antropoza falan girmiyorum değil mi ya? Zaten 3 ayda bir sevişiyorum. Daha hiç doymadan Elvis binayı terk etmesin ha. Antropoz mantropoz falan yok Allah'ım yok yok. Eriyorum. Arkadaşlar maalesef ki günlerdir beklediğimiz kara haber sonunda bizlere ulaştı. Biliyorsunuz Arjantin'de çok büyük bir ekonomik kriz var. Sokakta para bozduruyoruz yani kontrolden çıkmış durumda. Ben yaklaşık 4 ay önce ilk geldiğim gün 1 dolar 270 pesoydu. Şimdi ise 380 pesoya kadar ulaşmış durumda. Arjantin üreten bir ülke olduğu için fiyatlar bundan çok etkilenmiyordu. Ama ciddi anlamda %40'a kadar değer kaybedince artık bu fiyatlar da vurdu. Her zaman 300 pesoya yediğimiz bir dilim pizza şu an 350 peso olmuş durumda ve her şeyin fiyatı arttı. 1200 pesoya yediğimiz milanesa 1400 peso falan oldu. Bir şey etkilenmemiş abi. O da benim yediğim tiramisu. Aslan kardeşim be. Tek başına meydan okuyor yaparsın. İyi ki varsın. Bir de arkadaşlar size daha önce de dedim. Arjantin'de devletin belirlediği kurla sokağın serbest piyasanın belirlediği kur farklı. O yüzden dolar getirirseniz iki katı fazla peso sahip olabiliyorsunuz. Ama peso her gün değişken olduğu için getirdiğiniz pesoları aynı gün bozdurmayın. Yani 500 doları 300 peso bozdurdu. Yarın 350 olabilir o. Ki olacaktı. O yüzden küçük küçük bozdurup bittikçe tekrar bozdurun. Aklınıza bulunsun. Hala çok iyi ya.
Yine klasik bir Buenos Aires günü ve insanlar yine bir şeyleri protesto ediyorlar. Neyi protesto ettiklerini anlamadım. Polo Obrero yazıyor. Burada yaklaşık... Verdeş aklımı aldın lan. Ha. Burada yaklaşık 500 kişi var. 500 kişi de önde. Sol tarafta ise farklı bir grup falan var. Yine Che Guevara kardeşim sahnede. Doğa da baksana ileride falan da. Valla neyi protesto ediyorlar bilmiyorum ama hava 35 derece. Baba 35 derecede yürüyen insanlar her şeyi yapabilir diye düşünüyorum ama bunlar hiçbir şey yapmıyor. Nereden baksan 1000 insan var. Ulan bana 1000 insan versen devrim yaparım ya. Hani oğlum bir molotof yok mu? Bir protesto, bir anarşi, bir çığlık. Yazık, o sıcağın altında o pankartlar taşıyorsunuz. 4 aydır buradayız, her gün buraya geliyorsunuz, hiçbir şey değişmiyor. Oğlum pizza dilim 350 peso olmuş lan, bir şeyler yapın artık oğlum, yürümekle olmuyor. Anlayın bunu. Yürüyerek kim kazanmış? Gandhi misiniz lan siz? Bir de o kazanmış oğlum. Savaşın biraz ya. Baksana baba. Yürüyorlar. Nereye yürüyorsa yürüyün baba, yürüyün. Yürüyün. Peso aldı başını gidiyor. Bir şeyler yapın artık. İlla bu devrime ben mi öncülük edeyim yani? Baksana. Nereye de gidiyorlar acaba ya? Ben de mi takılsam peşlerine? Oğlum bunlar var ya, her gün böyle toplanıp toplanıp bir şey yapmıyorlar. Kesin başka bir illegal iş çeviriyorlar ha, ben diyeyim. Her tipten, her yaş grubundan insan var. Yani neyi savunduklarını dış görünüşlerden ben de anlayamıyorum yani. Zaten dış görünüşlerden neyi savunduklarını anladığım tek yürüyüş LGBT yürüyüş abi. Geri kalan hiçbir şey anlamıyorum. Oğlum bana selam vermeyin. Şuraya bir ateş mateş bir şey yakın oğlum. Beni boş yerin. Sizi kurtaracak olan ben değilim. Ya bir şey diyeyim mi? Bu erkeklerin %70'i buraya oturup mante tavlamaya gelmiyorsa namertim. Erkek adamız baba, hepsi böyleyiz. Hepimiz aynıyız baba. Burada da farklı bir grup var. Böyle MTR yazılı tişört giyiyorlar. Böyle bir bayrakları var. Bayrak değil daha doğrusu, pankart. Che Guevara kardeşim bu masada da var. Her masada var ya, baksana. Baba baba, davul zurnayla gelmiş adamım abi. Molotof istiyoruz, ateş istiyoruz. Ulan mozzarella 350 olmuş. Siz dua edin, tiramisu'ya zam gelmemiş. Bak tiramisu'ya zam gelsin, ben bu sokağa nasıl çıkıyorum siz? Çal keke çal. Çal baba çal. Hala davul çalarsınız. Oğlum daha da geliyorlar lan. Birader bunlar bu sıcakta yürüyor var ya. O kadar sıcak ki devrim ateşi kendinden yanacak, yemin ediyorum. Yapın oğlum bir şeyler. Arkadaşlar ben şu an Kolonya Express'e geldim. Kameradan çekim yapamıyorum. Çünkü hava o kadar sıcak ki kamera çalışmıyor. İnanılmaz derecede sıcak hava. Şöyle limandayım. Kolonya ismini Uruguay'daki Kolonya şehrinden alıyor. Buradan Uruguay'ın Kolonya şehrine gemiler kalkıyor. Ve şu demir yerlerin ardındaki de liman. Şimdi gidip bilet alacağım. Limana girer girmez böyle bir yer karşılıyor bizi. Sol tarafta restoran falan var. Şu ileride de Vezna var. Gidip oradan bilet alacağım. Böyle kahveci falan. Bakın burada da polis falan var. Oh be, Allah'tan burası klimalıymış. Eriyeceğim ya. Çok sıcak. So here? Well, there's a counter to check in. Like an airport. Yeah. Okay, thanks with a lot. With your passport, and it has to be at this time. This is not a fundamental thing. Okay, thanks a lot. Thanks. Have a nice day. Arkadaşlar ben şimdi biletimi aldım. Az önce bilet satış yerine gittim, dedim ki abla en uygun güne en ucuz bileti istiyorum diye. Kadın bir anda güldü, utanmasam şey diyeceğim yani, beni güvertede götürün ya da ne bileyim bir halat bağlayın bana. Geminin arkasından beni sürükleyin. 1,5 saatlik yol. Boğulmak herhalde yani. Sağ olsun da biletlere baktı. 2 gün sonra uygun bilet varmış. Aklımıza bulsun. Abi bir şey bulmuş. Sistem aynı havalimanı gibi. Çekinler falan da ileride pasporta falan yapılıyor böyle. Bildiğin havalimanı sistemi yani. Her gün fiyatlar değişiyormuş. 2 gün sonra uygun bilet vardı 10.000 pesoya. Dedim abla etmeyleme, daha ucuz yok mu falan diye. Bir tane 9.221 pesoya bir tane bilet ayarladı bana sağ olsun. Bu biletin öteki biletten farkı, günlü saatini falan değiştiremiyorum. 10.000 pesoya değiştirebiliyormuşum.
aklınıza bulunsun. 2-3 tane firma var. İnternette falan alabiliyor musunuz? Ama en uygun firma bu Colonia Express ve en iyi fiyatı böyle limana gelip alınca ulaşıyor musunuz? Aynı zamanda git gel falan da alabiliyor musunuz? Ama ben tek yön dediğim gibi 9221 peso aldım. Şu anki kurla yaklaşık 27-28 dolar. 1,5-2 saat falan sürüyor. Bakalım 2 gün sonra inşallah 44. ülkem Uruguay'a doğru devam et. Şimdi dışarı çıkacağım. Çok sıcak hava baba, ben Patagonya'nın derinliğine bak bak çıkar çıkmaz eridik baba, sanki bir fön. Suratımda vuruyor ya. Az önce düşün ya, kamera çalışmıyordu. Bak çok sıcak oldu. Gerçekten çok sıcak. Üstüm başım ağrım kurumuş hali ya. Bu arada yeni tişörtüm nasıl arkadaşlar? Bunu 10'dan aldım. Bakar mısınız? Şurada tam mememin ucunda penguen baskısı falan var. Çok güzel. Küçük penguen bebiş. Gel emzirim seni. Buçuk buçuk buçuk. Şimdi arkadaşlar ben Puerto Madero bölgesindeyim. Daha önce burayı size defalarca göstermiştim. Yenilenmiş tersane olarak geçiyor. Ve aynı zamanda Buenos Aires'in en lüks bölgesi ve benim de en sevdiğim yer, çünkü burada kasino var. Buraya defalarca gelmeme rağmen dün ne öğrendim biliyor musunuz? Öğrendiğimde çok şaşırdım. Meğerse karşı taraf adaymış. Hiçbir şekilde kara bağlantısı yok. Sadece böyle 3-4 tane filan köprü var. Haritadan kontrol ettim, hakikaten de hiçbir şekilde kara bağlantısı yok. Peki bu köprü efendim ne yapmışlar biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bu karşı taraf ada ya. Sonuçta su falan da var abi. Yüzer gider, bir sabah kalkarlar bakar ki Puerto Madero ta 2 kilometre öteye gitmiş. O yüzden bu kadar bina, kasino falan ileriye gitmesin diye böyle 3-4 tane köprü yapmışlar işte abi. Tutuyorlar ha. Tutuyorlar gitmesin diye abi. Su sonuçta ha. Akar makar gider. O kadar yatırımlar boşa gitmesin yani. Vallahi mantıklı. 3-4 tane köprü de iyi tutuyor ha. Baksana dayım ne kadar da güzel yatıyor, serin serin. Hava o kadar sıcak ki şu an Buenos Aires'te hayat gerçekten çok kısıtlı. Birkaç saate falan iyice güneş çöktükçe o zaman hayat canlanacak. 37 derece bugün. Şimdi yürürken şöyle bir reklam panosu gördüm. Gördüğünüz üzere bir tane kadın havuzda. Es mi momento, an, evin gibi hisset, masaj, öyle bir şeyler falan diyor. Altına da reklamla bakın, sauna, hidromasaj. Eskokesi bilmiyorum. Duş bir şeyi de bak. Banyos Turkos. Türk banyosu. Biliyorsunuz dünyada hamamı falan anlatırken Turkish bathroom falan diyorlar. Burada da böyle saunanın falan reklamı yaparken Türk banyosu diye reklam yapmışlar. Ama nerede ki ya bu? Hidrozona falan yazıyor. Bir adresi maddesi falan da yok. Olsaydı gider keselenirdik be. Ama maalesef ki yok. Bak burada da bir sürü bayrak var. Bizim bayrağımız var mı? Lan kaç mert dolar? Suudi Arabistan'a koymuşsunuz, biz yok muyuz? Her bayrak var mı? Baksana Kore falan da var. Büyük ihtimal bu Dünya Kupası'na katılan takımların bayrağı. O zamanlardan kalma yani. Arkadaşlar ha. Vamos. Tamam. Ben kendimi görseydim mi? Kendini nasıl gösterebilirim lan? Kendini gösteremiyorum ki bu sefer de buraya çekilince. Sen beni göster. Şimdi tamam. Arkadaşlar ben Betül. Buenos Aires'teyiz. Plaza Pangresa'nın oralarda bir yerde, tam adresi vermeyeyim. Burada yaşıyoruz, evimiz var arkamız çünkü. Buenos Aires'in Cabana'nın en iyi şavarmacısı. Gösterirsem buraya adres anlaşılır. Olmaz, gösterme. Ama çok güzel yani, inanılmaz. Sonra sorsunlar sana. Şimdi bizim evimiz burası. Burası sismik bölge değil. Yani bizim memleket Adana gibi falan değil burası. O yüzden ne var burada? Bir kere evi yapıyorlar ömür boyu, yani yıllarca burada yaşıyorlar, tamam mı? 1800'lü yılların ortalarında falan bu evi yapmışlar, böyle İtalyan mimarisi. Zamanında buraya Buenos Aires'e dünyanın en iyi mühendisleri, mimarları, doktorları gelmiş, öyle bir yer. Ne diyorsun? Evi anlatıyorum, gel şimdi. Çok arkadaşlar pis. Çok ilginç bir ev. Evin niye pis olduğunu onu da söyleyeyim. Herkes dağıldı, sezon finali yaptı. Herkesin eşyaları her yerde, pis bıraktık, işte temizlikçi geldi falan. Neyse, sen tasarımı al. Tamam. Benim geniş tavanları, yüksek tavanlı bir eski İtalyan evi burası. Evet, bakın şu an apartman kapısından girince eve giriyoruz arkadaşlar. Gel bizi çek ikimizi burada. Tamam. Bakayım nasıl çıkıyoruz. 10 numarayız. Hola, Megusta. Çok güzel. İki Adanalı geldik. Tamam. Şimdi burada Buenos Aires'e bir ev geziyoruz. Şimdi, evet. Yüksek tavanlı bir banyo. Şöyle. Tamam mı? Küvet de varmış.
Tabii. Peki tavan neden mavi? Tasarım. Gel bak, burada bir çirkin bir patio var. Aşağıda dükkan. Yan tarafa giden. Patio deniyor bu boşluğa. Bu avlu yapısı burası, tamam mı? Patio hangi dilde? Apartman boşluğu işte. Aa, gel tamam. Şimdi. Çok çekme pislikleri. Bak pislikleri çekersen gerçekten bozulur. Tamam tamam, ben Photoshop'ta atarım onları. Mesela burası bir oda. Bak şimdi, bak görüyor musun? Bu oda ses geçirmeyen bir oda. Çok geniş, çok güzel bir oda, tamam mı? Peki niye şuraya kadar yarım yapmışlar tavanın kaplamasını? Şurası baksana, bildiğin beton. Kiremit yani. Bebeğim sen her şeyi böyle soracak mısın? Gel buraya. Bak çok güzel. Bitkiler falan. Evet, bitkiler çok güzel. Böyle damlatarak çıkıyorsun. Çok eğlenceli. Aynen, bu olmasaydı çıkamayabilirdik Trabzanlar. Tavanı çek. Bu ne lan, tavan kaç metre? Kaç metre belli değil. Gel buraya. Keşke kameramı alaydım ya. Şuradan şöyle kesip bir kat daha yapsalarmış ki. Evet. Yosun olmuyor tabii ki, öyle bir şey yok. Bu tavan 7 metre var mı? 8 metre vardır diye ben hesapladım. Baksana avize falan da çok iyi. Şuraya kadar 4 olsa 7 metre vardır bence de, haklısın. Şimdi mesela burayı açıp şöyle Arjantin bayrağımızı bir dalgalandıralım. Dalgalandıramıyoruz şuradan. Tamam, ben onu montajda rüzgar veririm arkadan. Ay şimdi. Şimdi bak. Çok güzel. Netflix falan her şeyimiz var. Çok iyi. Mükemmel. Gel burada da bizi çek. Beni de burada çek. Ya nereye? Burası da mutfak. Ama bir dakika gel, ben burada bir oda var. Burası da tabii ki. Burada da bakıyoruz. Bu arkasını da taşıdık. Lambası yok mu buna? Dur. Aha. Bir şeyler görünüyordur. Evet. Burası da böyle. Onu çalıştırmışsın. He, lamba sandım ben. Kapattım onu geri. Kapattım. Burası da böyle bir oda, tamam mı? Şöyle. Bu niye acaba böyle? Tam bir sanat filmi yatağı ya bu. Tabii tabii, aynen öyle. Bu böyle bir ne sanatlar çektik. Sanat bizden sorulur. Sanat tabii canım. Bu... Peki neden her yerde ayna var ya? Bu ayna neden burada? Ben 2 hafta Patagonya'ya gittim. Bu ayna diye bir şey girmiş hayatımıza. Bunu ben de bilmiyorum. Tamam. Sonra burası mutfak. Böyle ben bu evin şeyini algılayamıyorum zaten. Yani şimdi... bu mutfak niye? Yani bu ev lüks bir ev mi? Virane bir ev mi bu evde? Aynen, bazı detaylar çok lüks. Evet. Yani mesela mutfak tezgahı yok mesela. Evet, yani altı yok. Altı da yok. Niye kapatmadın? Dolap falan da yok. Neden her şey? Bir de çok aşırı pis ya. Neyse. Aynen. Şimdi ama temizlenince çok cilop olur ve biz burada sürekli... bak şurada bizim arkadaşların koleksiyonu. Bak bunlar... Azize kim? Azize... Şey, yukarıda Perulu bir kız yaşıyor. İki aylığına kiraladık odayı biz yokuz diye. Türkçe öğreniyor kız. Niye ise bize bilmiyoruz. Yani kız buraya gelince mi Türkçe'ye merak sardı yoksa? Evet. Ha, ondan. Türkçe öğreniyor. Ve burada Arjantin'in en pahalı ve en kıymetli şaraplarının şişelerini görebilirsin. Özellikle şu iki marka çok bilindik. Çok en pahalıları yani. Bunlar böyle 1000 dolara çıkan serileri var bunların. Ama buraya ne çizdiniz? Orada bir problem çözmemiz gerekiyordu. Teknik bir sıkıntımız vardı. Onu çözdük orada. Her şey yazılı burada. Her dilde. Baksana böyle dolaplar falan. Bazı sorunlarımızı bir şekilde çözmüştük. Kapıya falan da böyle yazmışsınız. Her yere bir şeyler çizmiş. Bu evde 5 yaşında çocuk mu var? Eline bir şey verdiniz her tarafa. Oo, klima da varmış. Burada bu ev şuradan mesela, buradan çıktık ya. Hmm. Sağ mı burası? Sol. Sağ. Sağdan çıktık. Sağın üstü boş, tamam mı? Sağın üstü boş. Oradan terasa gidiliyor. O yukarıda cam vardı ya. Orası teras, tamam mı? Sağın üstü boş. Boş. Bir de evin solu var. Aşağıda. Gel. Geliyorum patron. Solun altını göstereceğim sana. Solun altına bakalım. Laundry var burada. Mesela şurada bir kapı var. İçinde mezar taşları var. Mezar taşlarım var. Evet bak. Gördün mü? Ana. Sonra. Burada laundry var. Hı hı. Çamaşırlarımız. Okay. Aynı aşağıda gördüğün gibi bir banyo. Bir kat daha çıkınca bir yatak odası var. Toplam 4 kat mı olmuş oluyor? 8, 10, bilmiyorum. 1. 8, 10 nasıl matematik var ya burada? 1, 2. Evet. Biz burada hesap yaptık. Bütün hesaplar burada. bu kadar detay, meğerse çözemediğiniz problem evin kaç odası, evet, problemiydi yani. Gören de sanki
Enflasyon çözdünüz sanar. Ben neden bir şey yapmayacağım? Ben baksana orada. Operasyon çözdük biz orada aslında. Kendiniz bu kadar yormayın lütfen. Sizin gibilere ihtiyacımız var. Lütfen yavaş yaşayın hayatı. Bizim hayatımız zor. Böyle düşündüğün gibi değil. Yani bazı durumlar olabiliyor. Buradan biz uçak kaldırmışız. Şaka değil. Hala havada uçak. Yani buradan şöyle bir çek, yukarı gör. Ondan sonra terasa götüreyim seni takip et. Tamam, baksana tahta merdivenle bu göçmüş biri zıplamış halde falan şurada böyle. Ama işte 1800'den kalma ev yani. Şimdi burası çok dik bir merdiven. Ben düşebilirim, sen düşme. Hadi çıkalım. Dikkat et. Tuta tuta. Bir de kuş yuva yapmış buraya. Ben yok, hep 2 tane bebeğimiz olmuş. Hı hı. Gidelim ona. Gidelim bir çeyrek falan takalım. El boş gidiyoruz şimdi kuşa bak. Artık bir dahaki. Ay! Ne oldu kız? Kuş! Anam! Minnoş! Şakir mi? Aydınlık var. Benim telefonum... Ama dur. Onu ve bebekleri korkutmamamız lazım. Kenardan. Bismillahirrahmanirrahim. Mandırayım çok korktum. Lan ne yapabilir? Lan hayır. Deli manyak kuş. Merdiveni yapılır mı? Git oğlum, senin kanadın var. Yere yuva... Şimdi burası bir hane olmuş yine. Biz zaten mangalına asado deniyor ya. Evet. Bizim şurada bir asadomuz var. Biz burada Türk geceleri düzenliyoruz. Tabii şu anda bir hane geceler olmuş artık yani. Burada ne arkadaşlıklar gelişti. Neler neler yaşandı. Burada ne tequila shotlar atıldı. Dili olsa konuşsa buranın. Burada buranın gece geçirenler cehennem VIP kazanıyor. Buraya çıktığınız zaman şurada bir kelebek var, dikkat et. Arjantin'deyiz, her yer vahşiydi o. Abartma kız, Buenos'tayız. Tamam, çıktı. Böyle bir manzaramız var. Öyle ki burası sanki şeyde gibiyiz. İstanbul'un Eminönü'sünde gibiyiz bir yandan. Mesela bak şuradaki... Neden mavi, şu neden pembiş? Anladın mı? Ayıktım. Güzel. Artık boşlukları doldurun. Ben doldurdum. İçimiz fesat yani. Bizim, onu biz yaparız. Boşlukları fesat bir şekilde doldurun. Peki burada kaç kişi yaşıyor kiracı olarak? 3 kişiyiz. Bir arkadaşımız var. Hepimiz Türk'üz, burada 3 Türk yaşıyoruz. Aslında burayı bir ilk önce başka bir Türk arkadaşımız, Almancı bir Türk arkadaşımız kiralamıştı. Hı hı. Sonra işte o bir Almanya'dan bir arkadaşıyla birlikte kalıyordu burada. Sonra onun vakti doldu, master'ı bitti, gidecekti. Biz de buraya gelir gider yemek yerdik falan, aşağıda çok güzel günlerimiz geçmişti. Sonra işte bu Hataylı arkadaşımız geliyordu, dedi ki ben alayım burayı, ben tutayım. O sırada ben şeyde Palermo Hollywood tarafında yaşıyordum. Musti de başka bir yerde yaşıyordu. Biz yine hala bu ev bizim gibi, böyle konsolosluğa çevirmiştik bu evi yani. Gidiyoruz, geliyoruz, ben hep birlikte takılıyoruz, ediyoruz falan burada partilerimiz. Sonra bir şeyler oldu. Can'ın ev arkadaşı ayrıldı falan derken Musti geldi onun yerine. Sonra işte ben kamplarım bitti falan filan. Bir boş oda vardı, ben geldim falan derken burası böyle üçümüzün evine dönüştü bir şekilde ve çok mutlu mesut yaşıyorduk biz. Sonra deprem oldu Türkiye'mizde. Evet. O yüzden birazcık şimdi ara veriyoruz. Ama ne? 2 aya kısmetse hep üçümüzde tekrar burada olacağız. Şimdi o yüzden burası bir hane. Çarşamba günü ben Kadın Atı'yı izledim. Gidiyorum ben de. Birkaç kişi burada kirada olacak. Biz gelene kadar anlatacak olacaklar. Ne kadar kira verdiğini sorabiliyoruz mu? Toplamda. Yok. Yok, soramıyormuş. Çok pahalı mı? Bence çok pahalı değildir. Değil. Pahalı mı? Değil, değil. Çok pahalı. Yani İstanbul'da Kadıköy'de kiralar ne kadar şu an? Böyle bir evin değil tabii ki. Böyle evler yok çünkü. Bilmiyorum ki Kadıköy'de, ama yani 10 binden başlıyor şu an piyasa. 10 bin değildir. Bence 20 bin vardır o. Bilmiyorum ki. 20 bin TL, 18 bin TL 1000 dolar mı oluyor? Lan bu matematikle resmen seni beyin göçü yapmışız ya. Helal olsun var ya. Gör gör arkadaşlar, bir de dediler Türkler beyin göçü yapmıyor. Bak. Benimle aynı karede olmak için mi çevirdin kamerayı? Kesinlikle şu an. Türk göçü, beyin göçüyle aynı karedesin. Kesinlikle. Hatta beyni ayrı koyalım, göçü ayrı. 19 bin TL'ye 1000 dolar ediyor. O kadar oradaki evler. Güzel. Olur. Arkadaşlar Betül burada yaşıyor. Onun hayat hikayesini ben anlatmayacağım. O kendi anlattığı kadar anlatıyor zaten işte yani. Ne diyeceğim de bilmiyorum. Çünkü gördün, çok baskı altında, neyi çekip çekmeyeceğim de bilmiyorum. Hayır, neyi söylemeyeceğim. Aslında çok şeffaf bir insanım. Evimiz de çok şeffaf. Evet, kesinlikle mükemmel bir insan ama... Şu o kadar kirli ki insanların bu güzel evi. Çünkü gelsinler, hani buraya gelen hemen buraya gelsin. Aynı senin geldiğin gibi. Herkesi ağırlamak istiyoruz. Ve burası zaten, biz buraya Fahri Konsolosluk diyoruz. Bütün yabancı arkadaşlarımız da burayı öyle biliyor. Hiç şey değil yani, çekmemek mi diyeceğim, hiçbir şey yok. Sadece çok pis ve böyle güzel bir evin
buraya gelmelerini istiyorum, tamam mı? Ve ay çok pisti, oraya gitmeyelim demelerini istemem. Diyeceğiz. Burası gerçekten masal bir gibi bir ev yani. Normalde böyle çok farklı bir havası olan, aynı böyle Ferzan Özpetek filmlerindeki ambiyansa sahip olan bir ev bizim toplaşmalarımızda. O yüzden insanların da burayı öyle görmelerini, bilmelerini, hatırlamalarını. Biz diyeceğiz ama buradan Balak'ta deriz ki buraya hep yapış yapış. Yani o yüzden biz beğenmeyiz. Hani bakma sen burada... Yani ne uçursan ne yapsan biz laf ederiz ya, bize takılma. Hayır, no. Ama Betül Aykaş'a gerçekten çok tatlı, çok keyifli bir insan. Ama video açınca bir anda içindeki Adanalı çıkıyor yani. Adanalı. Bu arada ben aslında Elazığlıyım ama Adana'da büyüdük. Ben de ona bakarsan ben de aslen Vanlıyım. Öyle baba mi? Tarafına. Aynen. Oradan da yakınmışız. Yani arada bir 1000 kilometre kadar bir yakınlık yani. Hayır, ben Elazığ'la Van yakın. 1000 kilometre yok aralarında. Tamam, 500 olsun. 500 var mıdır Elazığ'ı Van'da? Vardır kız. Erzurum mu daha doğuda, Elazığ mı daha doğuda? Erzurum'dur diye düşünüyorum. Ya ben Arjantin haritasını ki... çok iyi biliyorum da. Sen az önce sağını solunu sordun, ben sana Erzurum Elazığ'ı soruyorum yani. Hadi YouTube kanalın reklamını yap, bir de YouTube kanalım yapalım var. Yapalım. Ama videolarımı yükleyeceğim, daha yüklemedim. Tamam, anca yüklemedim. Çünkü Mendoza'ya gidiyorum fokuslanmaya. Bir ay video retreatine giriyorum. Her gün 8 tane video yükleyeceğim. Yine de 8 tane yüklemesem bir tane yeter. Yok, bir tane yeter. Her gün bir tane yüklesem zaten 30 tanesi bitmiş oluyor. Geriye kalıyor biraz daha. Evet. Bir 90 tane var çünkü hazırlanmayı bekleyen. Arkadaşlar, Betül dijital göçebe. Yani online mesleğini dünyanın her ne yapabiliyor ve şu an Arjantin'de yaşıyor ve kendisi Patagonya'yı gerçekten çok iyi biliyor. Yani bana çok yardımcı olmak isterdi ama son zamanlarda tanıştık. Benim Patagonya bitmiş, uşağıya varmak üzereyim diyor ki Furkan diyor, ben seni takip ediyordum diyor. Niye canım? Lan sen beni takip ediyorsun, ben nereden bilebilirim seni? Ben seni o sırada ben senin burada olduğunu bilmiyorum. Ben seni neredeyken takip ettim biliyor musun? Sen şeydeydin. Azerbaycan'da mı ne? Ermenistan'da gece karanlıkta kaldın. Köpekler seni kovaladı sokakta. 2020. Ben seni orada bir gördüm. Tamam mı? Evet. Biz seni orada gördük, beğendik falan. Ben seni orada bir gördüm. Sonra bir şeyi gördüm. Sen Ukrayna'ya gittin ve savaş mı çıktı orada? Yok, işte karantinaya. Karantina mı başladı? Aynen, karantina başladı. Hatırlıyorum. Sonra herhalde unfollowladın mı? Asla unfollowlamayın. Unfollowlanmaması gereken bir arkadaşımız. Benim kafam atmış bir şekilde. Nesin sen, online sıvacı mısın ya? Şu an sıvıyorsun da yani. Yok, hayır, aslında senin içerikler çok eğlenceli de sen Adana'ya döndün. Ben o yüzden sıkıldım herhalde. Ama artık... Çok özür dilerim evime döndüğüm için ya. Bir de ondan sonra biraz daha uzun hava mı okuyacaksın? Ne yapacaksın yani? Diye. Lafı uzatmamak için özet geçtim. Tonlamayla. Evet, biz hepimiz anladık. Japon, ben hatta az yazdım. Mükemmelsin ya. Her dil var ya. İsviçre çakısı gibisin ya, yemin ediyorum. Severim. İsviçre çakıları. Boş zamanlarında İsviçre çakısı olur mu? O neymiş ya? İsviçre çakıları. Bir insan neden İsviçre çakısını hatırlayınca böyle iç çeker ki yani? Acaba neden? Bilmiyorum artık. Senin hayal dünyana bırakıyorum onu artık. O bizi aştı yani. Bizim fesatlığımızı da aştı. Birazcık. Seninle gezmeye gidelim mi? Hadi gidelim. Hadi arkadaşlar, bir şey de hadi YouTube kanalının hakkında bir şey diyecektin reklam. Dur, adını falan ver. Benim YouTube kanalımın adı You Can Call Me Bet. Çünkü benim adım Betül ve herkes bana yıllardır Bet diyor. Daha kolay diye. Bet'e. YouTube kanalımın adı You Can Call Me Bet. Sen onu buralara bir yere yaz. Tamam, ben ekledim. Betül bence konuşuyor, kendini yakacaksın gibi duruyor bence. Ben bir şey demiyorum, sen kendini yakacaksın gibi. Bak burada duralım. Aynen, bence de duralım. Gidip olaysız da alalım. Gidip Buenos Aires gezelim. Evet, gidip bir şeyle içelim, rahatlayalım, yoksa sen kendini patlatacaksın. Rahatlamayalım. Rahatlayalım. Tamam. Arkadaşlar, görüşürüz. Allah benim yardımcı olsun. Tamam. Operasyon başarıyla sonuçlanır. Şimdi arkadaşlar, masada gördüğünüz üzere rakı var. Ben yanıma rakı alacağım. Ama elimizdeki pet şişenin içi suluydu. O da böyle işte pamuk koydu. Bıçakla gezdiriyor. Ve şimdi baksana. Salça çıkarttı ya. Bu Hatay'dan geldi. El yapımı. Sür bunun üzerine ye. Ekmek yok ama güzel sür ya. O ne az bir şey. Koy biraz daha. Öyle salça mı şey yapılır ya? Ya bisküvin üstüne. Ya tadı, bisküvin tadı güzel. Ya. Hayır işte bu kadar. Hayır, daha fazlası. Hayır, tuzlu zaten. Düzgün ye ya. Böyle çizgi filmler. Hatay. Salça. Hatay bak, Hatay. Çok güzel. Hatay'da bile zor bulunur.